Sevgili dostlar tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Türkiye'nin nüfusunun coğrafi dağılışında e, sık nüfuslanmış ve seyrek nüfuslanmış yerlerde kalmıştık. Şimdi onlarla hemen serüvenimizi açalım. Bakalım Türkiye'de neler fazlaca nüfuslanmış, nereler az nüfuslanmış denildiğinde biz kimleri dikkate alıyoruz. Sık nüfuslu yerlerden başlıyoruz öncelikle. Bakın şurada İstanbul'la Bursa arasında görmüş olduğunuz şu çizdiğim ters C harfi. Türkiye'de yaklaşık 23 milyon insanın yaşadığı İstanbul Bursa hattıdır. Peki buraların fazla nüfuslanmış olmasında acaba sanayi, ticaret, turizm, iklimin elverişliliği, coğrafi konum, yolların kavşağında olmak, limanlar bunların hepsi etkili oldu mu diye soracak size. Siz de hepsi etkili oldu diyeceksiniz. Genelde nüfuslanma bir burada en yüksek. Bunun yanı sıra İzmir, Aydın, Manisa dediğimiz Ege özellikle kıyı kuşağında Grabenler bölgesi. Tarım, Grabenler'de tarıma dayalı sanayi, gelişmiş limanlar, kıyı ilişkisinden arası ulaşım kolay, iklim güzel, turizm markayı kuşağında, e hepsi bir araya gelince tam yaşanması yerler diyorsun. Burada yine bir diğer sık nüfuslu yer Antalya'nın merkezi. Teke taşeli her ne kadar seyrek nüfuslu olsa da bizim Antalya'nın merkezi özellikle kıyı kuşağı turizmden dolayı nasıl derse sık nüfuslu değil. Şurada Mersin Adana Hatay hattı. Büyük oranda İzmir Aydın Manisa'ya çok benzetilir burası. Siz de onu benzetin sorularda gördüğünüzde e, yapı olarak neler benziyor? Örneğin İzmir, Aydın, Manisa'da görülen iklimde Akdeniz iklimi, Mersin, Adana, Hatay'da da Akdeniz iklimi var. E iklimi Akdeniz iklimi ise yetiştirilen tarım ürünlerde genelde nedir? Benzerdir. E aynı zamanda bugün Mersin limanıyla İzmir Limanı benzetiliyor. İkisi de yine petrol aktarımı var. Petrolden dolayı gelişmiş. E ticaret var, sanayi var. Özellikle pamuk, mamuk, pamuklu dokuma bunların üretimi. E hepsi benziyor. Dolayısıyla bu ikisi birbirine en çok benzeyen yerler diye gelebilir. Yine kıyıda olan bir başka yöremiz Samsun Ovalar bölgesi. Bafra ve Çarşamba Ovaları ile Samsun'un olduğu yer. Ki Karadeniz'de en fazla ekonominin geliştiği yerde zaten Orta Karadeniz Samsun çevresidir. Buralarda yine neyden dolayı sık nüfusluymuş? Tarım, tarımın desteklediği sanayi, limanlar ve ovalar. Bir diğer sık nüfuslu yerlerde şurayı ayrıca bir renkle size göstereyim. Şöyle mavimizi alalım. Zonguldak çevresinin gelişim sebebi nedir dediğinde büyük oranda biz bunu madenciliğe bağlayacağız. Yani yeraltı zenginliklerine. Aynı zamanda bu madencilik Zonguldak çevresinin gelişim sebebi iken Elazığ Malatya sorulduğunda da yine buranın da gelişimi madendir. Elazığ Türkiye'den çeşitli madenlerin olduğu yerdir. Maden çeşitinden fazla olduğu yer. Buna bağlı madencilik vardır. Yine aynı zamanda Diyarbakır, Batman çevresi de madenciliğe bağlı gelişmiştir. Ee, geçenlerde bir arkadaş mesaj attı. Şu an izliyorsa senin için hocam dedi Diyarbakır, Batman orada Batman çevresi madenciliğe bağlı dediniz ama Diyarbakır'ımızdan da petrol çıkıyor. Burayı söylemediniz. Nasıl söylemez oluruz? Aa bak burada haritamızda bile yazıyor. Her zaman söyleriz. Buradan Diyarbakır'a da selamlar olsun. Bu üçü sorulduğunda madencilik. Yani bir sınava girdiğinde şöyle bir soruyla karşılaşma ihtimalin yüksek. Adam diyebilir ki sana Zonguldak çevresinin sık nüfuslanmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisinde de etkili oldu? E Zonguldak çevresinin sık nüfuslanması madense o zaman seçeneklerde ya Elazığ, malatyayı ya da Diyarbakır, Batman'ı bulmam lazım. Petrolden dolayı Diyarbakır, Batman, en çeşitli madenlerden dolayı Elazığ çevresi ve taş kömürü madeninden dolayı da Zonguldak çevresi sık nüfusludur. İçeriye geldiğimizde içeri dediklerimiz şunlar. Ankara Eskişehir bugün sık nüfuslu bir yer fakat Ankara Eskişehir ile ilgili şunları söyleyebilirsin. Sanayi var mı? Var. Ankara'nın idari kent olması, başkent olması etkili oldu mu? Oldu. Eskişehir'de üniversite fonksiyonu oldu mu? Oldu. Ancak bunlarla ilgili söyleyemeyeceğin şey, bu arada tarımı da unutmayın. Tarıma bağlı sanayi, unlu mamuller vesaire çeker. Bunlar da dikkate alın. Peki ne etkili olmadı derse mesela turizm bunlar için çok fazla etkili bir faktör değildir. Ya da Ankara Eskişehir'in sık nüfuslanması, iklimlerinin güzel olmasıyla alakalı derse bir dakika diyeceksin ya. İçeride olan hiçbir yerin iklimi güzel değil ki bir kere. Bunlar karasal ad üstünde. Ben buraya iklim güzel diye oturmadım. Aynı mantıkla Konya'yı aynı mantıkla Kayseri çevresinde düşünebilirsiniz. Yani İç Anadolu bölgesinde bulunan bu sık nüfuslanmış Kayseri, sık nüfuslanmış Konya, aynı zamanda Eskişehir, Ankara. Bunların özelliklerini ben tarıma bağlı sanayi derim. Ankara'nın idari kent olması Eskişehir'in e, üniversite fonksiyonu, Kayseri'nin ticareti, serbest ticaret bölgesi. E bunların hepsi etkili oldu da iklim güzel miydi derse iklimin etkisi yok. Biraz da Konya'nın nüfuslanmasını tabi Mevlana da var. Turizm kenti dini turizm anlamında geliyor ama bu da bir miktar etkilidir. Çok yüksek etki yoktur. İç kesimler özellikleri neyde? Sık nüfuslanmada turizmin etkisi fazla değildir. Bunlar genel anlamda sık nüfuslu yerlerde hep neler saydık? Dikkat ederseniz eğer. Tarım dedik, sanayi dedik, ticaret dedik, ulaşım dedik, maden dedik. Yani hep aslında beşeri eri ve ekonomik faktörleri saydık. Peki hiç doğal faktör saydık mı? Saymadık. İşte doğal faktör kim? Şurada görmüş olduğunuz Doğu Karadeniz'in kıyı kuşağı. Doğu Karadeniz kıyılarının sıkı nüfuslanmasında ne bir tarım, ne bir maden, ne bir sanayi, ne bir ulaşım, kıyı turizmi hiçbir yok. Doğu Karadeniz'in kıyı kuşağı tamamen doğal faktöre bağlı. Tamamen doğal faktör. İklim güzel diye oturulan yer. Bazen ben bunları söylüyorum. Vatandaş diyor ki bana e hocam diyor orada iklim nasıl güzel diyor. Gece gündüz yağmur yağmıyor mu diyor. Yağsın yağmur sana ne yağmurdan. Yağmurun yağmasını sen iklim kötü diye mi yorumlayacaksın? Şeker misin vatandaş? Eriyecek mi? Adam gitti iç kesimleri gördü. Burada çoruk kelkit doluğunu gördü. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden bir tanesiydi. Orada orman yoktu. Orada iklim ultra soğuk ve kuraktı. E adam gitti haliyle nereye oturdu? Kıyı kuşağındaki liman iklimin olduğu yere oturdu. İşte bizim bahsetmeye çalıştığımız doğal faktör bu. Bunlar sık nüfuslanmış yerler ve özellikleri. Şimdi gelin bir de seyreklere. Seyrek nüfuslarda yine iki farklı başlık halinde inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin kıyıda olup da seyrek nüfuslu yerleri. Sinop çevresi, Yıldız Dağları, Gelibolu, Biga, şu Çanakkale'nin görmüş olduğunuz burası Biga Yarımadası büyük olan, karşıdaki şehitliğin olduğu yer Gelibolu. Şurada menteşe, burada teke, taşeli. Bunların özelliği ne pek hocam? Sinop, Yıldız, Gelibolu, Teke, Taşeli. bunlar Türkiye'nin kıyıda olup da seyrek nüfuslu yerleri. Manane kıyıda olup da seyrek nüfuslu dersen adam sana şöyle bir şey sorar. Der ki kıyılar genellikle iklim şartları ile verişi olduğu için verimli deltalara tarım alanlarına sahip olduğu için sık nüfusludur. Hangisi bu genelleme uymaz? Örneğin bunlardan bir tanesini verdiğinde size kıyıda ama seyrek, sinop, delta var mı? Yok. Verimli tarım arazisi? Yok. E o zaman sen bundaki gelişimi kıyıların bu özelliklerine bağlayamazsın. Bunlar için dağlık engebeli diyebilirsin. Karstik arazi olan var dersin. Ulaşıma sapak almış yollar kıttır dersin. Ama bunlar için bir şey deme. Kıyıda olan seyrek nüfuslu hiçbir yerin kötü iklim seyrek nüfus sebep olamaz. Bunların hepsinde kıyı olduğu için iklim şahanedir. O zaman sen kötü iklimi iğrençleri içeridekiler için bul. Tuz gölü çevresi. Türkiye'nin en az yağış alan yeri. Kuraklık var üstüne. Aynı zamanda Güneydoğu'daki ovalar bölgesi sınır attı. Yine kuraklık. Bugün Sivas çevresi engebeli dağlık üstüne ultra soğuk. Gümüşhane Bayburt. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerden bir tanesi. Üstüne engebeli. Tuz Gölü çevresi. Dağlık engebeli ve soğuk. Erzurum Kars platoları. Çok yüksek, düz ama soğuk. Oraya engebeli demeyin büyük oranda. Ya da Iğdır Ovası kuraklık. Hakkari dağlık engebeli üstüne soğuk. Bakın Türkiye'nin seyrek nüfusu diye nitelendirdiğimiz yöreleri genellikle nereden çıktı? Seyrek nüfusu olan iç kesimlerdeki yöreler genellikle iklimin kötü olduğu yerler. Ancak bir şeye de dikkat edin. Şu ikisi genelde benzer sorulur. Kim kim hocam? Tuz gölü çevresiyle güneydoğunun güneyi. İkisi de düz, ikisi de kurak. Bu özellikler bakımından benzer dediği genellikle sorulur. Nüfus dağılışında sık ve seyrek derse bunları düşünün. Şimdi gelelim yerleşme ve tarihçesine geçmişten günümüze kadar yerleşmenin mantığına ve sistematiğine. Anadolu'daki ilk yerleşim yeri sorulursa Anadolu'ya gelen ilk insan nereye oturdu? Karain mağarasına oturdu. Bugün 500 bin yıl öncesinde Paleolitik çağda mağara yaşamında başladı Anadolu'daki yaşam ve ilk oturulan mağara Antalya Karain bunlara ultra dikkat. Anadolu'da daha sonra nüfus arttı, köyler kuruldu. Ve Anadolu'nun ilk köyü Çay önü Diyarbakır yerleşmesidir. E adam zaten yerleşik hayata tarımla geçti de. E tarım yapacaksan ne lazım? Su lazım. E nereye kurmuştur köyü? Çayın önüne yani derenin büyüğü çayın önüne köy kurdular diye düşünebilirsin. Anadolu'daki ilk şehir yerleşmesi ise Çatalhöyük, Konya. E hocam ben şimdi sınava girdiğimde adam bana şehir dedi. A çay B çatalhöyük diyor. Haydi ben bunları şimdi birbirine karıştırırım. İşte onu karıştırmamak için yapılması gereken şu. Sen burada şehir deyince çatal höyük diyorsun değil mi? Çatal çatal. Çatal kaşık bıçak gelmiş. Burası köy yeri mi? Şehir. Köyde olsa yine yine yiyordum diyeceksin. Şehir gelince tat çatal kaşık bıçak geldi. Medeniyet geldi diye düşün. Oradaki çatal farkından kimi yakala? Şehiri yakala. Dünyanın ilk ticaret kenti Alsat deyince aklına kim geliyor? Kayserili. Ve Kültepe dediğimiz Kayseri 4000 yıl öncesinde Asur ticaretinde dünyanın ilk ticaret amacıyla kurulan yerleşmesi diyebileceğiz. Bu anlamda Kayserili'yi unutmayalım. Selam olsun Kayseri'ye. Dünyanın ilk inanç kenti, ilk ibadet kenti Göbekli Tepe, Şanlıurfa. Dünyada yaklaşık olarak 10 bin yıl öncesinde başlamış olan bu medeniyet serüvenleri... ...aynı zamanda inançla birlikte de taçlanmış ve Göbekli Tepe yerleşmesi kurulmuş. Şu an Göbekli Tepe dünyanın en eski inanç kenti ibadet ve tapınağı olarak kabul görüyor. En eski medeniyet yerleşmesi olarak kabul görüyor. Hatta Göbekli Tepe şu tezi bile değiştirecek artık. Biz yerleşik hayata hep tarımın keşfiyle geçtiğimiz düşünürdük. Ancak Göbekli Tepe'de çıkan sonuç şu. Yerleşik hayat aslında tarımla başlamamış. Yerleşik hayat esasında ibadetle başlamış. Yani sen tapınacaksan eğer tapınak yapman lazım. E tapınağın varsa da Başında durup o ibadeti gerçekleştirmen lazım. Yerleşik hayat dinler tarihinde Göbekli Tepe dünya tarihini değiştirdi. Ve zaten şuradan yakala. Burası Şanlıurfa Göbekli Tepe olduğunu ibadet inanç deyince Urfa'nın bir ünvanı vardır. Nedir? Peygamberler şehri. Demek ki te o zamandan beri bir peygamber de gönderilmiş olabilir. Türkiye yerleşmelerinde kentler ve kır yerleşmelerde iki tane detayımız var. Kısa kısa bunlardan da şöyle bahsedeyim sizlere. Kent yerleşmeleri büyüklüklerine göre küçük, orta, büyük kent ve metropol İstanbul bir metropoldür. Bugün Ankara, İzmir, Bursa gibi kentler, Antalya, Adana bunlar büyük kentlerdir. Orta büyüklükteki kentlere e, efendim, Eskişehir'dir, e, örneğin Şanlıurfa'dır, e, Aydın'dır, Manisa'dır bunlar örnek verilebilir. Küçük kentler deyince de Yozgat, Şirin ve küçük kendisi Bayburt, Tonceli, Sivas bunlar da küçük kentler diyebilir. Ekonomik fonksiyonuna göre kentler... Tarım kentleri, sanayi kentleri, ticaret kentleri gibi ayrımlarla bilinir. Genelde siz şuna bakın. Birçok kentin artık biz yıl boyuncaki özelliklerinde neyi yakalayabiliyoruz? Bugün adam sana demiş ki Manisa Soma. Ne geliyor aklına? Maden, niyet. İşte orası bir maden kenti. Zonguldak maden kenti, Elazığ maden kenti, Batman maden kenti. Oraya koyacak Muş. Muş neymiş? He, i̇şte bir şey kenti diyemiyorsun değil mi? İşte o zaman da diyeceğin şey basit. Tarım. Demiştik ya biz platolarda acından ölecek değil en kötü tarım yapıyordur diye. Demek ki o tip kentlerde tarım kenti diyebilirsin. Kültürel fonksiyona göre üniversite kentleri bu anlamda zaten Eskişehir ön planlıdır ancak en büyük eğitim kenti denildiğinde İstanbul akla gelir. İdari fonksiyona göre kentlerde başkentler ki başkent bir tane o da Ankara. Kır yerleşmelerine bu sefer geldiğimizde kırlarda tabii köy yerleşmelerimiz var. Köyden daha küçük yerleşmeler var. Dokuya göre toplu dağınık yerleşmelerimiz var. Toplu doktakiler zaten genellikle karasal yerler için kullandığımız bir ifadeydi. Bir yer karasalsa, yer şekilleri sadeyse, su kaynakları sınırlıysa biz oraya toplu yerleşme. Eğer ki Karadeniz'i vermişse de orada dağınık yerleşme diyeceğiz. Peki hocam bana sınavda bu dağınık yerleşmeyle ilgili tamam ben şu tip bilgilerin hepsini bildim artık. Dönem boyunca çalıştım. Dağınık yerleşme deyince Karadeniz'de olduğunu biliyorsun. Yer şekillerinin engebeli olması tarlaların ve dar parçalı olduğunu biliyorsun. Aynı zamanda su kaynaklarının kıt olmadığını, suyun her yerde bulunması münasebetiyle bir yere toplanma zorunluluğunun olmadığını biliyorsun. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki dağınık yerleşmenin sana özellikle devlet açısından sevilmeyen ve istenmeyen boyutu nedir? Kamu hizmetlerinin yaygınlaşamaması. Bugün biz dağınık yerleşme dediğimiz Karadeniz'de kamu hizmetleri istenilen gibi kırsala yaygınlaşamaz. Yol yapacaksın adam dağın zirvesine gitmiş iş makinası bile çıkamıyor oraya. E yol yapmak istiyorsun yapamıyorsun. Kamu hizmeti gidemedi. İki bir yere okul yapacaksın e herkes birbirinden uzak dağınık bir şekilde duruyor. Okulu nereye yapayım ben? İşte senin yaptığın okul herkes uzak kalacak. Sağlık ocağı, cami bunların hepsini düşündüğümüzde kamu hizmetlerinin yaygınlaşamaması dağınık yerleşmeler açısından düşünüldüğünde bir sıkıntıdır. Köy yerleşmeleri 442 sayılı kanuna göre kurulan Türkiye'deki en küçük idari birim diye bildiğimiz köylerdir. İdari yönetici muhtardır yanında ihtiyar heyeti ve azalarla birlikte köyü yönetir. Genellikle nüfus 2000'e kadar olan yerlere köy, 2000-5000 arasındaki yerler kasaba, 5000 üzeri belediye, 20000 üzeri kent ve 750000 üzeri de büyük şehir diye değerlendirilir. Tekrar edeyim burayı. 2000'e kadar köy, 2000-5000 arası kasaba, 5000 üzeri belde, belediyelik yani, 20000 üzeri kent, 750000 üzeri de büyük şehir diye bakılır. Peki hocam köy dururken köyden daha küçük yerleşmeler niye ortaya çıkmış? Köy altı yerleşmeleri. Bunlar kalıcı geçici diye kendi içlerinde ikiye ayrılır. Sadece bu kalıcılık geçicilik detayına dikkat edin. Diğerlerine de kısaca bahsedeceğiz. Mahalle, mezra, çiftlik, divan. Kalıcı yerleşme dediğimiz dört tane yerleşme var. Kırsalda mahalle denildiği zaman köyün hemen yanlarında bulunan bir dereyle vesaire ayrılıp da karşı mahalle, teki mahalle, yamaç mahalle gibi isimler alan yerleşmenin adıdır. Bugün mezra dediğin mezira, Ziraat kökünden türemiştir. Başa gelen me eki ona yer manası katar. Mezra Doğu Anadolu bölgesinde büyük oranda ziraat artı yan dal, çift anadal hayvancılık yapılan yerlerden biridir. Çiftlik dediğimiz yerleşmeler geniş tarama arazilerinin olduğu yerlerde ki Karadeniz hariç Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çiftlik görülebilir. Ve son yerleşmenin adı divandır. Divan da mahallelerin bir araya gelmesiyle oluşan yerleşmenin adıdır. O da Batı Karadeniz'de yaygındır. Geçici yerleşmelerde ise hayvan otlattığımız yaylalar günümüzde turizme kaymıştı. Ağıl dediğimiz küçük baş hayvancılık, dam ya da kom dediklerimiz büyük baş hayvandı. Ve obada yine toroslar özellikle. Orada gezen yörüklerin obalarda yaşadıklarını biliyoruz. Bu da köy altı yerleşmesi diye kısaca bilinir. Evet bu yerleşmeler içerisinde size sıklıkla bahsettiğim aslında bir de şurada göstereyim dediğim aydın atça meselesi. Türkiye'nin Paris modeli, Paris Şanzalize modeli esas alınarak yapılan tek dairesel yerleşmesi etmesi Atça kasabasıdır. Atça tabi ilk kurulduğundaki görüntüsü ilk yapıldığında şu idi. Normal bir daire biçimindeydi. Burada görmüş olduğunuz bir meydan ortada bir park vardır. Buradan 8 tane ışınsal yol şu görmüş olduklarınız yollar. Bu yollar evleri birbirine bağlıyor, sokakları birbirine bağlıyor. Aydın Hatça temelde böyle planlanmıştı. Sonradan buraya sanayi menayi gelmiş. Orası biraz bozmuş işi. Aslında orijinali bu. Paris modeli tek dairesel yerleşme. Niye böyle bir yerleşme kurulması istenmiş? Acaba tam olarak istenmiş mi? Aslında Atça kasabası dediğimiz bugün Aydın ili Sultanhisar ilçesine bağlı bir belediyedir. 5000 nüfus üzeri bir belde. Bu belde Kurtuluş Savaşı yıllarında tabi Yunan işgaline uğramış. Yunanlar buradan çekildikten sonrasında tabi tahrip etmişler, yakmışlar, yıkmışlar. Çekilmişler gitmişler. Sonra buraları gezip dolaşan Abdi Bey adında bir şehir bölge planlamacısı Fransa'da şehir bölge planlamacılığı okumuş. Abdi Bey dolaşırken oradaki yıkık viran yanmış evleri görünce üzülmüş haliyle. Belediye başkanını görüşmüş. Demiş ki ben şehir bölge planlamacısıyım. Bir e, fen işlerinden mühendisle birlikte burayı atça yeniden yapılandıralım mı? Yeniden yapayım mı? Bedavadan yapayım demiş ayrıma. Haliyle yap demişler. O da demiş ki ben size Paris Şanzelize'nin aynısını yapan mı? E yap ne yapıyorsan yap bir şey yap da bedavadan yapıyor nasıl olsa. O da böyle ortaya bir şehir planlaması çıkarmış. İşte o Abdi ortaya çıkardığı plan Fransa'nın Paris Şanzelize modeli olarak karşımıza gelmiş. Ve Türkiye'nin de tek yerleşmesi bu şekilde bilinir. Bir diğer meselemiz meskenler meselesi, evler meselesi. Ahşap evler haliyle Karadeniz'de yaygındır. Genellikle bu tip evlerde kullanılır. Aynı zamanda bunlara e, Karadeniz'de seren ya da serender adı da verilir. Bunlar yerden yüksek 4 ayak üzerine oturtulmuştur. Genellikle Karadeniz'de böyle yapmayı ister. Mesele ne? Ahşap dediğimiz özellikle kullanıldığı yerlerde yüksek bir nemlilik olduğu için eğer sen yapıyı direkt toprağa bastırırsan o nemden dolayı ev çürür. İçerisine ürün koyarsanız o serenlerin içerisinde, seren içindeki ürünler çürür. Bir de yırtıcı hayvanlardan tabi korumak da vardır buradan tırmanamasın diye. Geçici merdivenle çıkılır genellikle. Bu tip yapılar görürsünüz. Ahşap Karadeniz'de niye yaygın? Bir ham maddemiz bol etrafta. 2- zaten iklim yüksek nemlilik ahşaba en fazla uygundur. O nemden korur. Alttan su, hava sirkülasyonu sürekli geçtiği zaman evin içerisinde kuru tutuyor. Bu yüzden tercih edilir. Bir diğer meskenimiz kerpiç. Orijinal işte kerpiç evler bunlardır. Bildiğin Çatalhöyük'te de 10 e, bin sene öncesinde böyle evler yapıp oturuyorlardı. Hala günümüzde kırsal kesimde bu evler yapılır. Peki kerpiç mesken dediğimiz bu meskenlerle ilgili ne bilelim? Kerpiç tamamen doğal çamurun saf veya samanla birleştirilmesi sonucunda sıkıştırılmış toprak kütlesidir aslında. Bununla birlikte ev yaptıktan sonra yüzünü de tekrar toprakla sıvarsın, içini de toprakla sıvarsın. Olay karasal iklimlerde geçiyor. Karasal iklimlerde yazlar sıcak kurak, kışlar da çok soğuk ve kar yağışlı olunca kerpiç şöyle bir özelliğe sahip oluyor. Yazın o sıcaklıkta evi serin tutuyor, kışın o soğukta evi sıcak tutuyor. Dolayısıyla yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğinden dolayı kerpiç tercih edilir. Ancak kerpiçin en büyük riski derme çatma bir yapı olduğu için depremde yıkılır. Bu yüzden de kerpiç evlerin en büyük riski nedir derse depremde yıkılması. Ama yapım sebebi nedir derse de iklim. Ora iklimden dolayı bu tercih ediliyormuş. Taş meskenler tabi taş mesken deyince şöyle de kocaman da bir kayanın olduğu yerdeki bir fotoğraf koyayım dedim. Buradaki taşlar genellikle Türkiye'nin farklı yörelerinde farklı sebeplerden dolayı farklı kayaçlara bağlı kullanılır. Örneğin Akdeniz'de demiştik kireç taşı kalker. Nevşehir çevresinde tüf ve Erzurum çevresinde bazalt. Dediğimiz kara taşlar. Burada Akdeniz'de Kars tıkayaçlara bağlı. Eski Nevşehir'de Tüflere bağlı. Erzurum'da Bazalt'a bağlı. Yine Diyarbakır, Mardin, Urfa evlerinin eskilerde yine nedir? Taştır. Taşın özelliği aslında biraz serin tutmasıdır. Ancak çok fazla da serinlik. Mesela Erzurum, Kars için sıkıntı. Burada taş meskenleri bu şekilde göreceğiz. Sana taş meskenin sorusu şöyle gelebilir. Mesela der ki farklı farklı yörelerde kullanılan bu yapı üzerinde ne etkili olmuştur? Bunların ne farklılığı ya da ne yapısıyla açıklanır derse litolojik. Biz bir yerin taşını kayasına ne diyorduk? Litoloji. Sizden de onu dikkat alın. Ve yine sıklıkla bahsettiğim işte fotoğraf ile birlikte gördüğümüz bir mesken tipi adı hımış. Hımış dediğimiz meskenler ya da babadi tekniği dediğinden yöntem aslında şudur. Normalde buradaki meskenlerde tek bir malzeme kullanmak yerine taş, ahşap, kerpiç karışımı yapıyorsun. Alt kısımda bir kat, bir buçuk kat neyle örüyorsun burayı? Şurayı taşla örüyorsunuz. Taşla ördüğün zaman temeli iyice sağlamlaştırmış oluyorsun. Burada taş kullanıyorsun. Peki yukarı kesime geldiğinde yukarı tarafta ise artık aralara kolon ve kiriş niyetine dikkat edin. Tahta parçaları bunlar tahtaları atmışlar. Bu şekilde arayı da sıkı sıkı kerpiçle ya da o zamanki tuğlalarla örüyorsun. İşte biz bu yapıya ne adını veriyoruz? Hımış adını veriyoruz. En güzel sorunun geleceği nokta zaten fotoğraf her şeyi anlatıyor. Biz diyecek bazı yörelerde taş, ahşap, kerpiç karışımı hımış adı verilen meskenler kurarız. Peki bu meskenlerin kurulma, yapılma amacı nedir? A) Sıcaktan korunmak. B) Nemden korunmak. C) Yırtıcı hayvanlardan korunmak. D) depremden korunmak derse şu an gördüğünüz fotoğrafta bir adet hımış ev hemen yanında yapılmış bir adet betonarme ev. Deprem olmuş o yörede hımışımız belki de en aşağı 50 60 yıllıktır sapa sağlam ayakta. Ama daha yeni kaba inşaat olan o kadar kolonun, o kadar demirin ve betonun kullanıldığı bina yıkılmışken hımış dimdik ayakta. İşte hımış meskenin yapım amacı depreme dayanıklı meskendir. Bugün özellikle Kuzey Anadolu fay boyunca pek çok yörede görülür. Amasya'dan Tokat'tan başlatın. Tokat, Amasya çevresi, Kastamonu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Safranbolu evler örneğin Karabük. Bu çevrede bol miktarda bu tip evler görürsünüz. Amaç depreme dayanıklı mesken inşa etmektir ki zaten fotoğraftan dediğimiz gibi her şey görüleyim. Ve geldik göçler bu ünitemiz içerisindeki son konumuz göç konumuz. Süresi bakımından göçler mevsimlik ve daimi gidilen yer bakımından göçler iç ve dış. Yapılma şekli bakımından göçler de zorunlu ve gönüllü diye ayrılır. Ben burada uzun uzun yazılar koymadım. Büyük oranda elinizde notlar var dostlar. Notlarınızdakileri tekrar ediyorum esasında ben. Orada son bir hatırlatma olsun diye. Siz de onlara göz gezdirin ya da sadece dinleseniz bile sizin için yeterli olur. Mevsimlik göçler dediğimiz turizme ya da tarıma bağlı Türkiye'de gerçekleşiyordu. Bugün Antalya örneğin turizme ya da Muğla turizme bağlı mevsimlik göç alıyor derken örneğin Adana tarıma bağlı mevsimlik göç alıyor diyoruz. Tarıma bağlı mevsimlik göçlerde şu detaya dikkat edin. Tarım ürünlerine bakın. Eğer insan emeği yoğunsa o üründe o zaman mevsimlik göçe sebep olur. Bugün Karadeniz'de çay, Karadeniz'de fındık, İç Anadolu'da nohut, mercimek ya da Akdeniz'de pamuk, Yine Ege'de zeytin, turunçgiller bunların hasatı esnasında, toplanması esnasında niye ihtiyaç duyuyoruz biz? insan emeğine. İşte bunlar mevsimlik göçe sebep olur. Yine turizm, mevsimlik göçe yaz turizmi yani kıyı turizmi, kış turizmi ve aynı zamanda yayla turizmi alanında destek olur, mevsim göçe sebep olur. Daimi göçlerde ise daha çok madencilik ve sanayi vardır. Çünkü yaptığın ekonomik etkinlik yıl boyunca yapılabiliyorsa biz buna daimi göç adını veriyoruz. Gidilen yer bakımından göçler iç göçler ülke içerisinde gerçekleşiyorsa bir de dış göçlerimiz var. Peki dış göçlerimiz kimler oldu şimdiye kadar? 1923 Lozan nüfus mübadelesi zorunlu bir göç. 1939 Hatay'ın katılımı. Doğrudan Hatay'dan birileri çıkıp bize gelmedi. Yani bu anlamda yer değiştirme olmadı. Ancak biz 1939 yılında Hatay'ın katılmasıyla birlikte Türkiye nüfusunun 202 bin kişinin eklenmesiyle birlikte ne diyoruz? Aslında bizim dış göç aldık da nüfusumuz dışarıdan arttı diyoruz. O yüzden bunu göç olarak nitelendiriyoruz. 1960'lara geliyorsun. Almanya işçi göçleri 1958 Almanya işçi göçü sözleşmesinden sonra 1960'lı yıllardan itibaren biz Almanya işçi göçü vermeye başladık. 1980'lere geldiğimiz zaman aslında Almanya'ya verdiğimiz işçi göçlerinin yerini kim almaya başladı? Orta Doğu ülkeleri. Özellikle bakın Irak, Suudi Arabistan, Dubai, Yemen, Katar, Bahreyn ya da Mısır, Libya. Buralara doğru gidilmeye başlandı. Peki 80'li yıllara kadar moda olan Avrupa'nın yerini 80'lerden sonrasında neden Afrika şey ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri almaya başladı? İşte bunun cevabı 1900 73 petrol krizidir. Petrol krizi beraberinde neyi getirdi? Bugün petrol ihraç eden ülkeler Avrupa ülkelerine düşük fiyattan petrol sattıklarını söyleyerek bundan sonrasında yüksek fiyattan petrol satacağız dediler. Haliyle Avrupa yüksek fiyattan petrol almayı başta kabul etmedi. Ancak sonra direnemeyince Batı ekonomik anlamda gerilemeye başladı. Hatta o yıllarda Avrupa'dan gelen akrabalar demişler ki Batı Avrupa bitti. Oraya gelmeyin artık. Ondan sonrasında petrol krizi şöyle çözüldü. Araplar fazlaca petrol geliri elde edecek, Avrupa bunu ödeyecek, yüksek fiyattan petrol alacaktı. Bir yandan dikkat edin, Orta ülkeleri, Arap ülkeleri zenginleşmeye başladı. Siz 1980'li yıllar, 90'lı yıllar fotoğraflar gösteriyor, bazı paylaşımlarda falan görmüşsünüzdür. Dubai diyor 1990, çölün ortasında iki tane bina. Dubai 2017, çölün ortasında kuleler en yüksek bina yapma yarışına giriyorlar. Bunları görebiliyorsunuz. İşte demek ki bu petrol krizinden sonra 80'li yıllarda nereye gitmişiz? Orta Doğu ülkelerine işçi göçü vermişiz. 1989 Batı Trakya Türkleri, özellikle miğaller dışında kalan Türkler zorunlu bir şekilde 89'da geldiler. 1990 yılında Körfez Savaşı esnasında Irak'lılar Türkiye'ye bir geldi bir geri gittiler. Fazla kalmadılar. Onları 1990'da bir görebiliyoruz. 91'den sonrasında artık göçün yönü yavaş yavaş nereye dönmeye başladı? Orta Asya ülkelerine. Bugün bağımsızlığını ilan eden 91'den sonrasındaki Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi aynı zamanda Rusya'da dahil olmak üzere SSC ve dağıldıktan sonrasında biz göç vermeye başladık. İşçi olarak gittik. Ve 2011 yılına geldiğimizde ise artık kimle karşılaştık? Suriyelilerle karşılaştık. Bunlar da ne diye geçer? Suriyeli görürsen mülteci diye. Şöyle demiştik ya daha önceki konularda tekrar hatırlatayım. Eğer Lozan derse mübadele. Eğer Suriyeli derse mülteci, eğer Ermeni göçü derse bunun adı da tehcir. Üçü Ermeniler tehcir, Lozan mübadele, Suriyeliler mülteci. Zaten zorunlu göçler içerisinde mübadele, değiş tokuş ve mülteciler de vardır. Gönüllü göçlerde de beyin göçü vardır. Beyin göçü de iyi eğitim almış kişinin artık başka ülkelere sessizce ortamı terk edip beynin gitmesi meselesidir. İyi eğitim almış kişi katılır beyin göçüne. Ee, ne zaman ilk beyin göç olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir tarih veremiyoruz. İlk beyin göç olarak giden kimdi? O yiğit acaba e, kimdi? Merak ediyoruz biz de. Türkiye hem beyin göç alıyor günümüzde hem de veriyor. Özellikle bizden daha gelişmiş olan Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya beyin göçü verirken bizden daha geri kalmış olan ülkelerden de özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden de e, beyin göçü aldığını söyleyebiliyoruz. Evet, bunlarla birlikte göç sistematiğimizi de görmüş olduk. Beşeri coğrafya konularını kısaca böyle bir tekrar yapmış olduk. Beşeri coğrafyanın soru çözümüyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.